Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar, yürümdesiniz kardeşlerim, kardeşlerim. Kardeşlerim, bunu konuşacağımız konu sorulmuştu bana, sorulmuştu. Dedim ya, zaman buldukça devreye sokuyorum bunlar, bu soruları. Yazarım bir kelime ben, zaman gelince zaman anlatırım. Anlatırım. Arkadaşlar, neden zenginler herkesin zengin olmasını istemezler? Veya neden burjuvazi, aristokrasi herkesin kendi ayarlarında olması, denk olmasını istemezler. İstemezler. Yazalım biraz ya, biraz da görelim ya. Gerçekten görelim. Hem üzülürüm hem görelim yani. O şey, ben hiciv yapıyoruz. Aynı şekilde. Taşlama yaparız. Çünkü hiciv, arkadaşlar, hiciv, taşlama Türk Turan'ın olması olmasıdır. Unutmayın. Unutmayın, bu her zaman vardı. Her zaman vardı ve her zaman var olacaktır. Var olacaktır. Çünkü arkadaşlar, bu soruyu sordular. Şimdi şöyle bir şey. 18. asırda özellikle Fransa'da, çünkü o zaman arkadaşlar Fransa'nın filozofları var. Bunlardan bir tanesi Montesquieu. Montesquieu. Bir tanesi Voltaire. Voltaire bana da yakındır Voltaire. Voltaire'ciyim. Tabii Jean-Jacques Rousseau var biliyorsun. Daha değerliyim onları. Özellikle Montesquieu arkadaşlar her zaman köleliği savunur. O filozof köleliği savunur. Jean-Jacques Rousseau ise tam tersidir. Kölelik karşıtıdır. Zaten muhteşem bir insandır biliyorsun Jean-Jacques Rousseau. Voltaire ortaya oynar arkadaşlar. Ben Voltaire'in arkadaşlar, Voltaire'in ben çok kitaplarından faydalandım yani. Özellikle Gog Magog, İlişmiş üzerine. Arkadaşım da kendisi Tatardır. Tatardır Voltaire. Aynı zamanda Masondur arkadaşlar. Bakın Masondur Voltaire. Aynı zamanda güzel söğüşlemiştir. İkinci Katerina'yı da güzel söğüşlemiştir ha. Nasıl Durşit? Ya. Ha? Hikmet? Evet. Hatta bizim buraya bir tane şey var. Yakın çok yakın. Rolde şey var arkadaşlar. Van Horpen. Adam aynı zamanda bizim Semiramis ikinci Katerina'nın oğlunun hocasıdır. Hocasıdır. Burada arkadaşlar öyle şeyler dönmüştür ki bu zenginlik üzerine konuşuyorlar. Ben çünkü bazı şeyler arkadaşlar kitaplarda çok kitaplarda detaylar var. Ben bazen detayları çok okurum ya. Hoşuma gider. Orada yazarım ya. Neler konuşulmuş ya. Kendi aralarında neler söylemişler. Yazan adamlar not etmişler ya. Not etmişler. Hepsi söylediği bir şey var. Özellikle Montesquieu diyor ki herkes zengin olmaz diyor. Olamaz diyor. Olmamalı diyor. Çünkü köle olarak kalmalı diyor. Belli bir kısım diyor. Elitler diyor. Bakın elitler. Her zaman kalacak diyor. Yani bir yerde monark arkadaşlar ya. Bir yerde kalacak diyor. Onlar yöneteceklerdi diyor. Ya diyor yarın savaş o zaman savaşa kimi göndereceksin diyor. Savaşa kimi göndereceksin diyor. Zengin adam savaşa gider mi diyor. Askere gider mi diyor. Ölüme gider mi diyor. Onun için mi? Halkların diyor. Belli kısmın diyor. Çoğunun fakir kalması lazım diyor. Fakir kalması lazım. Çünkü askere ihtiyaç var. Ya adam diyor ki köle olacak kalacaklar diyor. İstediğin gibi yöneteceksin diyor. Yöneteceksin diyor. Sistem budur arkadaşlar. Bana soru soruyor ya. Ya arkadaşlar hiç zengin, herkesin zengin olmasını ister mi ya? Lan bir adam diyor ki 3-5 kişi olalım biz olalım zengin olalım. Ya 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi. Onlar kendi kendini bilirler zaten ya. Biz olalım diyor. Geri kalan öne diyor. Atarız diyor. Buğdayı diyor. Takısınlar diyor. Onunla uğraşsınlar diyor. Bu böyledir yani arkadaşlar. Böyle de bu düzen böyle kurmuştur. Maalesef acı ama gerçektir. Adam ne söylüyor? Herkes zengin olsa savaşa kimi göndereceksin diyor. Kimi göndereceksin diyor. Ha? Zengin savaşa gider mi diyor. Gider mi diyor. Aristokrasi savaşa gider mi diyor. Elit takımı savaşa gider mi diyor. Burjuvazi savaşa gider mi diyor. Ama diyor bunların yanına hep oyuncak vereceksin diyor. Bir sene yazacaksın diyor, oynatacaksın diyor. Oynatacaksın diyor. Arkadaşlar bu konuşulan şey 18. asır ya.
18. asır. Sonra arkadaşlar söylemişler. Arkadaşlar istemezler dünyanın her tarafında. Belli bir cümle kalır. Bakın belli bir cümle. Birini tutar. İdare ederler. İdare ederler ülkelerini. Ona göre kendisine giderler yani. Onlar da kendi çevresini beslerler, beslerler. Bu düzen bu şekilde gelip gider ya. Bugünün olayı değildir arkadaşlar ya. Bugünün olayı değildir. Bunlar da bunu çok iyi bilirler ya. Bunlar da bunu çok çok iyi bilirler. Dedik ki hep ya yerine, zamana göre şeyler değişir ya. Senaryo yazılır. Her asra göre yazılır. Her çağa göre yazılır. Her devre göre yazılır. Yazılır. Bu şey bir türlü zengin olamadı sende. Hadi be. Hadi. Ama bizim besin tarihçi yiyen. Besin tarihçi var ya götürdü. Libo sisteminde yani. Bayağı götürdü. Onlar ne diyorlar? Rasyonel beyinli diyorlar ya. Rasyonel beyinli diyorlar. Ama doğru söyleni, dedim ya. Doğru söyleni bu dünyada, dünyada yeri yok. Köye bile sokmayın demiştik. Köye bile sokmayın arkadaşlar. Böyledir. Değil mi? Böyledir arkadaşlar. Zengin, zenginler kulübü değil. Zenginler kulübü diyelim. Herkes zengin olması istemez. Değil mi? Eğitimle oynarlar, her şeyle oynarlar, insanı domur ederler. Hatta şey diyor işte, 1930 yılında Henry Ford, Henry Ford, Ford arabanın sahibi diyor ki kardeşim, Roosevelt'e diyor ya, bak diyor, Roosevelt'e diyor ki, bak diyor, bundan sonra diyor, insanları diyor, ben burada araba yapacağım diyor. Araba yapacağım çünkü güneyden çok göçler var o zaman arkadaşlar, Mississippi'den falan, Alabama'da çok göçler var bakın, bu Chicago'ya işte, New York'a diyor, o kısma yani. Bak diyor, bundan sonra kölelik sistemi değiştiriyoruz diyor yani. Kölelik sistemi değiştireceğiz diyor, herkese bir araba vereceğiz diyor. Araba diyor. Sen de ev vereceksin diyor. Roosevelt'e. Bu şekilde insanları şuraya kadar, gırtlağına kadar borçlandıracaksın diyor. Hayatları boyunca ödesinler diyor. Köle olarak kalsınlar diyor. Ama özgür olduğunu zannetsinler diyor. Ama hep ödesinler diyor. Ödesinler, ödesinler. 30 sene, 40 sene, 50 sene. Ondan sonra bitip gitsinler diyor. Sen de faiz istediğin kadar koyarsın diyor. İstediğin kadar koyarsın. Budur arkadaşlar. Kıssadan hisse budur ya. O zümre, o zengin zümre hiçbir zaman için herkesin zengin olması, refah içinde olmasını istemez. Büyük adam. Biz askeri kimi göndereceğiz? Savaşmaya kimi göndereceğiz? Zenginler mi gider savaşa diyor. Zenginler mi gider arkadaş? Montesquieu. Montesquieu. Ona anlatayım dedim bu ya. Sormuşlar çünkü hocam bu zenginlik olacak, burjuvazi, aristokrasi, elit kısmı yani. İstemezler arkadaşlar, belli bir kısım kalması isterler hep. Bu araya da kimseye sokmazlar. Sokmazlar, çünkü düzenleri, senaryoları ona göre yazılmış, kimse giremez. Kimse giremez demişlerdir. Bu böyledir ya, bu böyledir. Bileceksiniz arkadaşlar, bileceksiniz. İşte almış oldum bir detayı, detayı yazmıştım bir kenara. Onu bugün size anlatayım dedim yani. Anlatayım dedim. Başka bir yerde görüşürüz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.